Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi verirken, işgalci Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıp adeta bir katliam yapıyor. Bu saldırılara dünya sessiz kalsa da Türk halkı sessiz kalmıyor. Biz de sokağın nabzını tuttuk. Halk bu saldırılar için neler düşünüyor, onlara sorduk. Biz her zaman Azerbaycan'ın kardeşlerimizin yanındayız. Ve sabah yine eşimle konuştum. Çünkü onun dedesini Ermeniler katletti. Erzurumlu. Dedemin kolunu kesti. Kurtuluş Savaşı'nda dedem Ermenilere karşı savaştı ve 5 yaşındaydı. Kolu kesildi Ermeniler tarafından. Savaşa hayır diyoruz ama hakkımız olan yerleri de versinler onlara. Avrupalılar, ABD ülkeleri sessizler. Kulakları tıkalı. Bir tane haber yapmıyorlar. Ama bu Türkiye aleyhine bir şey olduğunda bangır bangır Avrupa'yı yayıyorlar. Karabağ bizimdir. Azeri kardeşlerimizin yanınızdayız. Biz hep mazlumların, masumların yanındayız. Karabağ Türklerindir. Savaşa her zaman karşı bir ülkeyiz. İnsanlık olarak da bunu doğru bulmuyoruz zaten. Azerileri çok seviyoruz. Onların yanındayım. Benim gücüm olsa var ya giderim onlara derim ki yapmayın ya. Sivillere vurmasınlar. Hiç kimseye vurmasınlar da sivillere hiç vurmasınlar. Ateşkes yapıyorlar. Ertesi gün silah füzeler atılıyor. Yazık. Azerbaycan insanlarına başsağlığı diliyorum. Sabır versin. Hepimiz kardeşiz. Yani yapmasınlar, sivilleri vurmasınlar. Çağırsınlar, biz hep beraber savaşa gidelim de. Niye bekliyorlar ki? Zaten Ermeniler bunu alışkanlık haline getirdi. Dünyadaki bu Hristiyan kulüpleri de Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı. Yani 100 yıldır biz bu çileyi çekiyoruz. Azerbaycan kardeşlerimiz inşallah onların hakkından gelecek. Yürekten yanlarındayız. Oradaki insanlar Azerbaycan'ı yıllardan beri katlediyor. Bence de Azerbaycan hakkına koyduğu gibi alacak diye düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah kazanacak. Tüm Ehl-i İslam Müslüman kullarına beraber Cenab-ı Allah yardımcı olacak.